Demirdeki Sır Demir, Kur'an'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın hadit yani demir adlı suresinde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demir de indirdik. Hadid suresi 25 Demir, dünya üzerinde üçüncü en yaygın elementtir ve yer kabuğunun yüzde beşini oluşturur. Demir elementi dünyada bu kadar fazla miktarda bulunmasına karşın demirin oluşumu dünya dışında gerçekleşmiştir. Modern astronomik bulgular dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Hadid suresinin 25. ayetinde demir için kullanılan enzelna yani indirme kelimesi mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin yağmur ve güneş ışınları için kullanılan Gökten fiziksel olarak indirme şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında ayetin az önce ifade ettiğimiz bu önemli bilimsel gerçeğe işaret ettiği görülmektedir. Sadece dünyadaki değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Güneşin 6000 santigrat derecelik bir yüzey ısısı ve 20 milyon santigrat derecelik bir çekirdek ısısı vardır. Demir ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bilimsel bir kaynakta bu konuyla ilgili olarak şu bilgiler yer alır. Daha yaşlı süpernova olaylarını gösteren deliller de vardır deniz tabanında biriken demir yaklaşık 5 milyon yıl önce güneşten 90 ışık yılı uzaklıkta meydana gelen bir süpernova patlamasının delili olarak yorumlanmıştır. Süpernova patlamasında oluşan demir 1,5 milyon yıl yarılanma ömrü olan radyoaktif bir izotoptur. Dünyanın yeraltı katmanlarında bulunan demir izotopu yakın uzayda bulunan elementlerin nükleosentez geçirip önce dünya atmosferine oradan da yeraltı katmanlarına saplanması sonucu oluşmuştur. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni dünyada oluşmamış, süpernovalardan taşınarak aynı ayette bildirildiği şekilde indirilmiştir. Bu bilginin Kur'an'da indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek her şeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan Allah'ın sözü olan Kur'an'da yer alır. Günümüz astronomi bilgileri bize diğer elementlerin de dünyanın dışında oluştuğunu gösterir. Ayetteki demiri de indirdik ifadesinde geçen D vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor olabilir. Ancak ayette demire özellikle dikkat çekilmesi ise 20. yüzyılın sonlarında elde edilen bilgiler dikkate alındığında son derece düşündürücüdür. Ünlü mikrobiyolog Michael Denton, Doğanın Kaderi adlı kitabında demirin önemini şu sözlerle vurgulamıştır: Tüm metaller içinde demirden daha çok hayati önem taşıyanı yoktur. Bir yıldızın çekirdeğinde demirin birikmesi süpernova patlamasını tetikler ve böylece hayat için gerekli olan atomların tüm evrene yayılmasına imkan verir. Demir atomlarının dünyanın ilk aşamalarında çekirdekte oluşturduğu yer çekimiyle üretilen ısı, dünyanın başlangıçtaki kimyasal farklılıklarına neden olmuş ve atmosferin oluşumu ile sonuçta hidrosferin meydana gelmesini sağlamıştır. Dünyanın merkezinde bulunan erimiş demir dev bir mıknatıs görevi yapar ve dünyanın manyetik alanını oluşturur. Bu alan sayesinde dünyanın yüzeyini yüksek enerjili yıkıcı kozmik radyasyondan koruyan Van Allen radyasyon kuşakları oluşur ve hayati önem taşıyan ozon tabakasını kozmik ışın yıkımından korur. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı. Süpernovalar olmaz, dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz ozon tabakası olmaz, insan kanında hemoglobini meydana getirebilecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. Hayat ve demir ile kanın kırmızı rengiyle uzaklıktaki bir yıldızın ölümü arasındaki bu gizemli ve yakın ilişki sadece metallerin biyoloji açısından önemli olduğunu göstermekle kalmaz. Aynı zamanda evrenin biyolojik yönden önemini vurgular. Demir atomunun önemi bu açıklamalarla rahatlıkla anlaşılabilir. Kur'an'da özellikle demire dikkat çekilmesi de bu madenin önemini vurgulamaktadır. Peygamberimiz döneminde demir kullanılıyor ve çeşitli aletler imal ediliyordu. Ancak demirin insan hayatındaki önemi hakkında bilgiler çok yetersizdi. Dünyanın çekirdeğinde demir bulunduğu, insanın kanında demir olduğu ve demirin canlılık için hayati önemi 20. yüzyıla kadar henüz bilinmeyen gerçeklerdi. Kur'an'da demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. İçinde demirden bahsedilen Hadid Suresi'nin 25. ayeti iki matematiksel şifre içerir. El Hadid Kur'an'ın 57. suresidir. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri yani Ebcedi e hesaplandığında karşımıza çıkan rakam da aynıdır, 57. Sadece Hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Öte yandan, 2004 yılında gerçekleştirilen bir kanser tedavisinde demir oksit tanecikleri kullanıldı ve olumlu gelişmeler kaydedildi. Almanya'daki dünyaca ünlü Charit Hastanesi'nde Doktor Andre Jordan başkanlığındaki ekip kanser hastalığının tedavisi için geliştirdiği yeni bir yöntemle kanser hücrelerini yok etmeyi başardı. Hastanede ilk kez 26 yaşındaki Nikolas adlı bir öğrenciye uygulanan bu yöntem sonucunda bu kişi de 3 aydır yeni kanser hücrelerine rastlanmadı. Kullanılan bu tedavi şekli özetle şu şekildedir. İçinde demir oksit tanecikleri bulunan sıvı özel bir şırıngayla tümörün içine gönderilir. Bu tanecikler tümör hücrelerine dağılır. Bu sıvının 1 santimetre küpünde demir oksitten oluşan ve al yuvarlardan bin kat daha küçük milyonlarca parçacık bulunmakta ve bunlar kolaylıkla kan damarlarında dolaşabilmektedir. Hasta daha sonra güçlü manyetik etkisi olan bir aletin altına yatırılır. Dışarıdan uygulanan bu manyetik akım tümörün içindeki demir taneciklerini hareketlendirmeye başlar. Bu esnada demir oksit tanecikleri içeren tümördeki ısı 45 santigrat dereceye kadar çıkar. Sıcağa karşı kendini koruyamayan kanser hücreleri birkaç dakika içinde zayıflatılır ya da yok edilir. Daha sonra yapılan kemoterapi ile tümör tamamen kaybedilir. Bu tedavide sadece kanserli hücreler demir oksit parçacıkları içerdikleri için sağlıklı hücreler manyetik akımdan olumsuz etkilenmemektedir. Bu yöntemin yaygınlaştırılması ölümcül olabilen bu hastalığın tedavisi açısından çok büyük bir gelişmedir. Kanser gibi yaygın bir hastalığın tedavisinde Kur'an'daki ifadeyle insanlar için çeşitli yararlar bulunan demirin kullanılması son derece dikkat çekicidir. Nitekim Kur'an'da bu ayetle demirin insan sağlığı açısından bu yöndeki faydalarına da işaret ediliyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir.